<laughs> Üçüncü sınıf Türkçe ders kitabı 6. tema İlk metnimiz sayfa 192'de Can patlı dedenin domatesi Metnin noktalama işaretine dikkat ederek sesle okuyalım Okurken tahminlerde bulunalım Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde Sebzeler ülkesi diye bir ülke varmış Bu ülkenin her şehrinde sadece bir çeşit sebze yetişirmiş Şehirler isimlerini yetiştirdikleri sebzeden alırmış. Patlıcan şehri bu ülkenin şehirlerinden biriymiş. Orada bütün yemekler, turşular ve tatlılar patlıcandan yapılırmış. Patlıcan şehri halkının varıyağı patlıcanmış. Hatta gururla söyledikleri bir de maaşları varmış. Mor renkli patlıcanım uğruna feda canım. Seni yediğim zaman damarda coşar kanım. Mor renkli patlıcanım yedikçe artar şanım. Soframı da süsleyen sensin tombul sultanım. Sayfa 193'e geçelim. Günlerden bir gün patlıcan şehrinde maaşlar söylenirken bir gezgin gelmiş domates şehrinden. Her tarafta yığın yığın patlıcanları görünce gezgin çok şaşırmış. Bu şehrin halkı misafirleri çok severmiş. Hemen gezgini evlerine davet etmişler. En güzel yemeklerini sunmuşlar ona. Yemekler geldikçe misafirin şaşkınlığı bir kat daha artmış tatlısından tuzlusuna kadar bütün yemeklerin patlıcanla yapıldığını kısa zamanda ev sahibinden öğrenmiş. Çünkü burası patlıcan şehriymiş. 3 gün orada kalan gezgin ev sahiplerine teşekkür edip izin istemiş. Ona hediye olarak patlıcan tohumu vermişler. Misafir de ev sahibine bir kese uzatarak şöyle demiş. 194'e geçtik. Efendim gösterdiğiniz ilgiden çok memnun oldum. Gördüm ki patlıcanla başka sebze bilmiyorsunuz. Sizlere bir miktar domates soğumu vermek istiyorum. Kırmızı kırmızı domatesler hem göz zevkinizi hem de yemek lezzetini zenginleştirir. Gezgin ayrıldıktan sonra bütün aile bir araya gelip keseyi açmış. İçinden sarı sarı tohumlar çıkmış. Evin en yaşlısı Can Polat dede. Arkadaşlar Can Patlı dede neler söylemiş olabilir? Evet bu sorunun cevabını arkadaşlar Evet tahminlerinizi söyleyebilirsiniz. Neyin nesi olduğunu bilmediğimiz bu tohumları tarlamıza ekemeyiz. Anlı şanlı patlıcan bizim neyimize yetmiyor diyerek kesleri batmış. Elindeki keseyi torunu patpata vererek götür bunları tavukların önüne at da karınlar doyursunlar demiş. Patpat keseyi aldı gibi dışarı çıkmış tohumları tavukların önüne serpmiş. Tavuklar iştahla domates tohumlarına saldırmış. Bu sırada bir tane tohum tavukların eşlediği to toprağın altına girivermiş. Tohum başına neler gelmiş olabilir arkadaşlar? Tahminlerde bulunuz. Aradan günler haftalar geçmiş. Bizim domates tohumu önce bir fide olmuş. Sonra bu fide de sarı sarı çiçekler açmış. Bu çiçekler de kocaman domateslere dönüşmüş. Hiç kimse beğenmemiş ama güneş çok sevmiş yeşil domatesleri. Her gün sıcacık ışıklarıyla okşamış onları. Güneş sevdikçe domateslerin yanağı yavaş yavaş kızarmaya başlamış. Bir gün cam patlı dede merak edip bir domates koparmış. Önce çekinerek ısırmış ucundan sonra hmm, ne hoş lezzetli diye bitirmiş domatesi. Arkadaşlar bundan sonra neler olmuş olabilir diye soruyor. Devam edelim. Bitirmiş bitirmesin ama tadı damağına kalmış. İşte ne olduysa ondan sonra olmuş. Can Patlı Dede bütün yemeklerine domates konulmasını istemiş. Böylece patlıcan şehrinin insanları yeni bir sebzeye tanışmış. Sofraların neşesi artmış. Şehirlerindeki bu ilk domates fidesinin adı da Can Dede'nin domates olarak kalmış. Domates tohumunu veren zengin de gezgin de boş durmamış. Her gittiği yere patlıcan ve domates tohumlarıyla dolu keseler hediye etmiş. Farklı şehirlere gittikçe kendisine hediye edilen biber, bamya, fasulye tohumlarından keseler hazırlamış. Böylece sebzeler ülkesinin şehirlerinde çeşitli çeşit sebze yetişmeye başlamış. Sayfa 197 birinci etkinlik kelimelerin anlamları. Turşu Çeşitli sebze ve meyvelerin tuzlu asitli suda bekletilmesiyle oluşan uzun süre dayanan yiyecek. Tohum, ürün almak üzere toprağa ekilen tahıl ve benzeri tanesi. Kese, içine çeşitli şeylerin konulduğu kumaştan yapılan küçük torba. Fide, tohumdan yetiştirilen ve büyütülmek, büyütülmek yetişkin duruma getirilmek üzere oradan alınarak başka yerlere dikilen körpe sebze ya da çiçek. İkinci etkinlik, metinde geçen sebzelerin adı patlıcan ve domates. Üçüncü etkinlik yeşil renk ile yazılan kelimelerin zıt anlamlarını buraya yazalım. Evet burada şehirlerin arasında yüksek demiş arkadaşlar. Yükseğin tersi alçak. Şehirlerin arasında yüksek, yükseğin zıttı arkadaşlar alçak. Alçak dağlar, coşkun nehirler varmış. Kolay kelimesinin zıttı zor. Zor değilmiş. Dışarı, içeri içeri yöneldi. Elinde dolu. Doluna zıttı. Boş. Evet boş. Bir kese vardı. Devam edelim. Dördüncü etkinlik. Kırmızı renkle yazılan kelimelerin eş anlamlarını domateslerin üzerinden bulalım. Evet kırmızı kelimesinin eş anlamlısı al. Al domateslerin hem göz zevkimizi hem de yemeklerin lezzetini zenginleştirir. Şehir, şehir kelimesinin eş anlamlısı kent. İsim kelimesinin eş anlamlısı ad. İsimlerini o zaman da bunun adlarını yapalım. Ona hediye, hediye armağan. Misafir, misafir kelimesinin eş anlamlısı konuk. Beşinci etkinlik, metnin görsellerini inceleyelim. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayalım. Metni siz resimleseydiniz, nasıl bir resim yapmak isterdiniz? Ben olsam Gezgin'in de resmini yapmak isterdim. Çünkü o da metinde önemli bir kahraman. İkinci soru, görseller metnin hangi bölümünü anlatmaktadır? Özellikle giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini güzel bir şekilde ifade edilmiş. Daha çok hangi renkler kullanılmış? Kırmızı, mor ve yeşil renkler kullanılmış. Çünkü hem sebzelerin kendi renkleri hem de doğal köy ortamı çizilmek istenmiş. Görsellerde neler dikkatinizi çekti? Bence çok başarılı çizimler olmuş. Hikayeyle çok güzel anlamamıza yardımcı olan görseller kullanılmış. Sayfa 199. Metnin ana fikri ön yargılı olmamalı, yeniliğe açık olmamalı, olmalıyız. 7. etkinlik metnin kahramanları patlıcan ülkesi insanları can patlı dede, domates ve patlıcan bir de gezgenimiz var. Olaylar nerede geçmektedir? Patlıcan ülkesinde geçmektedir. Masalda anlatılan olay nedir? Domates ülkesinden gelerek patlıcan ülkesinde yaşayanlara domates tohumlarının verilmesi ve bu domates tohumlarının birinin sebze olarak büyüyerek yenilmesi ve çok güzel kabul edilmesi kabul edilmesi anlatılmaktadır. Olay ne zaman gerçekleşmiş? Tam tarih belli değil arkadaşlar. Zaten bir masal olduğu için evvel zaman içinde denmiş. 8. yetkinlik metindeki hangi olaylar ve durumlar hayal ürünüdür? Domatesin ve patlıcanın konuşması, patlıcan ve domates, domates ülkesinin olması, insanların patlıcan ülkesinde sadece patlıcan yiyerek yaşaması, hayal ürünüdür. Böyle şeyler gerçek hayatta olması mümkün değildir. Sayfa 209. etkinlik. Sen olsan masalı nasıl sonuçlandırırdın? Ben olsam masalı bir de domates ülkesine yolculuk yapacak olan can patlı dedenin domates ülkesinden gelip de kendilerine tohum verenden özür dilemesi. Orada domatesin daha salça gibi bambaşka bir lezzet dönüştüğünü anlatarak bitirildim. Böylece hikaye bence yarım kalmış olurdu. Onun etkinliğe bakalım. Kesme işareti kullandığı yerlerle ilgili bilgileri okuyup eşleştirelim. Özel hatlara getirilen ekler ayırmak için kullanılır. Evet buradan bakalım arkadaşlar. Özel hatlar mesela Ayşe özel hat. Ayşe'nin bahçesi derken bir numara böyle kullanılabilir. Kısaltmalara getirilen ekler ayırmak için. Burada A'dan Z'ye demiş arkadaşlar. Bir de kısaltmalar da var? TBMM'ye demiş. Bu da hangisi kısaltma? A kısaltma değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaltma olduğu için 2'yi buraya yazalım. Sayılara getirilen ekler. Burada 3'e getirilen ekler. Bu olacak arkadaşlar. Sana verilen işleri A'dan Z'ye tamamlamalısın. Bu da boş kaldı. Sayfa 201. Bir çiftçi serade sebze yetiştirmektedir. Aşağıdaki bu sebzeler ve sebzeleri kaçarsak da yetiştirdiği grafikte belirlenmiş. Domatese bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Domatesimiz 10. Patlıcan 2, 4, 6, 8. Salatalık 2, 4, 6, 7. Biber'e bakalım 2, 4, 6. Havuc'a bakalım 4. En çok yetiştirilen sebze 10 saksı olan buraya domates yazalım. En az yetiştirilen sebze 4'le havuç. Üçüncü soru patlıcan ve biber yetiştirilen saksıların sayılarının toplamı. Patlıcan ve biber. Patlıcan 8, biber 6, 8 ile 6'yı toplayalım. 8 6, 6 eşittir. 14. Dördüncü soru salatalık yetiştirilen saksıların sayısı havuç yetiştirilen saksıların sayısından kaç fazladır? Yani salatalıktan havucu çıkaracağız. Salatalık 7 idi. Havuç 4'tü. 7-4 aralarındaki fark 3. Sayfa 202. Can Patlıdedir'in yetiştirdiği domateslerden fabrikada domates sosu üretilmiştir. Sos kavanozunun içinde ürünle ilgili bilgiler verilmiş. Bilgileri okuyup sorulara cevaplandım. Ürünün içindekiler nelerdir? Ürünün içinde ne vardır? Domates, tuz ve şeker var. Bakın burada yazılmış. Ürün ne zaman üretilmiş? 12 Haziran 2023'te üretilmiş. Bu ürünü hangi tarihten sonra kullanmamalıyız? 12 Haziran 2024'e kadar ürünü tüketmeliyiz. Ürünü saklama koşuluyla ilgili verilen bilgiler Senin ve kuru yerde saklanmalı, güneş ışığından korunmalı, Kapak açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. 13. yetkinlik metnin en beğendiği bölümü Domates tohumunu veren gezgin de boş durmamış. Her gittiği yerde yere patlıcan ve domates tohumlarıyla dolu keseler hediye etmiş. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.